Merhaba, hoş geldiniz. Yeni bir film yorumuyla huzurlarınızdayım. Bir Netflix filmi, platform. Biz Tahta Kadem ders grubu olarak bu filmi iki derslik bir çalışmayla kendi aramızda konuştuk. Biraz sonra sizinle paylaşacağım yorumlarda dostlarımın katkıları göz ardı edilemez. Onlara buradan çok teşekkür ediyorum. Film, Batı'nın teolojik arka planı bilinmeden ele alınamaz diye düşünüyorum. Metaforik bir anlatımın yoğunluklu olarak kullanıldığı bir senaryosu var filmin. Tek mekanda görsel detayların mümkün olduğu kadar az kullanıldığı bir film. Metaforların yağmur gibi yağdığı, tabiri caizse istediğiniz gibi yorumlayabilme gücü de veriyor size bu kadar imgesel, metaforik anlatım. Dünyanın ve insanın neliğine dair çok önemli bir projeksiyon sunuyor. Dünyanın ve insanın kötülüğünün merkeze alındığı bir yapısı var senaryonun. Ve Nietzsche'nin Tanrı öldü dediği zihinsel arka planda yeryüzünün ve içindekilerinin kendi hallerine bırakıldığı, insanın kendi insafına bırakıldığı bir dünya yapısı filmin ana arteri diyebilirim. Yöneticilerin vicdansızlığı bir diyalogda özellikle belirtilmişti. Bu da aslında filmin ciddi bir teodise sorununu ele aldığını gösteriyor. Ve dünya ve insan tüm detaylardan, kültürel bütün kazanımlardan, sanatsal, estetiksel bütün özelliklerinden arındırılmış bir şekilde karşımızda bu kadar yalın bir dünya tasavvuru, bu kadar yalın bir insanla karşı karşıya gelmek çok ürkütücüydü. Mustafa Kutlu'nun gerçeğin altını fazla çizerseniz kağıt yırtılır dediği aklıma geldi. Bir şeyin en saf ve en yalın hali çok korkutucu. Gerçekten bu yüzden kaçıyoruz. Sanırım gerçek bu yönüyle çok acı veriyor ve o yüzden yanılsamalara, üzerini örtücü ögelere sığınıyor insan oğlu yeryüzündeki hikayesinde. İnsanı ve dünyayı en yalın haliyle karşımızda bulunca ürkütücü bir tablo izledik. Adeta bir distopyaydı diyebilirim. Film yüksek bir kültürün izlerini taşıyan bir mutfak sahnesiyle başlıyor. Müzik eşliğinde, itina ile, mükemmellik kaygısıyla yapılan bir yemek seremonisi var. Gökten indirilecek olan sofranın hazırlanış aşamasını görüyoruz. Bu kadar idealize edilmiş mükemmellik bize tanrısal bir alan izlenimi uyandırıyor. Ve dünyayı dikey bir parametre ile ele alınan sahneler izledik. Dikey parametre dünyanın yapısal bir özelliği. Eğer biz insanların yeryüzündeki varlıklarını dikey değil de yatay olarak ele almış olsak, o masa yan yana konumlanmış odacıklara eşit bir şekilde dağıtılıyor olsa, dünya ve insan kendi anlamına ne kadar kavuşabilir, insan kendilik yolculuğuna ne kadar çıkabilir diye bir soruyu buraya bırakmış olayım. Ve bu hiyerarşide sınıfların yukarıdakiler, aşağıdakiler ve düşenler olarak ayrıldığını, bu parametreler arasında hiçbir diyaloğun olmadığını okurken bütün distopyalarda, buna Alev Alatlı'nın kabusu da dahil, oradaki hiyerarşik toplumsal yapılar hemen aklıma geldi. Bütün distopyalarda birbirleriyle geçişkenliğini kaybetmiş, dünyanın organikliğini kaybettiği ve vahşetin alabildiğine bu sınıflar arasındaki ilişkinin kesildiğinden dolayı ortaya çıktığı bir dünya tasavvuru okuyoruz. Bu insanın vahşileşmesine, insanın insanlığını hangi parametrede olursa olsun yitirmesine neden oluyor. Dünyaya ve insana, gerçeğine dair bir yaklaşımda bulunacaksa en öze gidilmeli. Bu da insanın en asli ihtiyaçları onun ne olduğunu belirler. Ona dair bakışı da öyle. En asli ihtiyacımız su ve yiyecek. İnsanı da yiyeceğini kullanma inisiyatifine göre ve dünyayı da bu yiyeceğin paylaşımına göre ele alınan bir dünya, özüne dair en yalın yaklaşımı yapabilmek için bize zemin oluyor.
Filmdeki kahramanımız Goreng'in aynı odada yaşamak zorunda kaldığı ihtiyarın cümlelerinde çok kullandığı belli ki kelimesi çok üstüne basa basa filmin oturduğu ana yapının da asıl merkeziydi diyebilirim. Yani şartların belirleyici olduğu, bu şartlara göre davranılması gerektiğinden başka bir çözüm yolunun ve alternatifin olmadığının da sembolüydü adeta. Elmayı saklayarak platform indikten sonra yemek isteyen Goreng, ısının birdenbire yükseldiğini, başka bir sahnede de biriktirmenin o katın aşırı derecede soğumasıyla tepki verildiğini gördük. Biriktirmenin bu dünyanın yapısal olarak reddettiği bir şey olduğuna şahit oluyoruz bu sahnelerde. Orada var olan insanların yanlarına bir nesne getirdiklerini, bu nesne seçimlerinin onlar için en önemli, hatta kendi varlıklarıyla, varoluşlarıyla ilişki kurmaları hasebiyle kendi putları veya en önemsedikleri, kendini ifade edebilecekleri nesne olmaları hasebiyle çok önemliydi. Goreng de yanına Don Kişot'u almıştı. Bu çok önemli bir ayrıntı filmin sonuna doğru. Don Kişot seçiminin Batı'nın tarihsel sürecinde neye tekabül ettiği ile ilgili bazı hatırlatmaları da yapmamıza sebep olacak. Diyaloğun ve iletişimin olmaması katların içinde ve arasında insan olamamakla da ilgili bir gösterge. Çünkü konuşmak insanın ne kadarı, diyalog insanın ne kadarı, özne ile öznenin ilişkisinden, konuşmasından ortaya çıkacak olan şey aslen ne? Bu bizim için çok önemli. Dil yetisini bu kadar az kullanmak zorunda kalan insan neye dönüşür? Bunu bir soru olarak bırakmak gerekiyor. Filmin tekrar bir sahnesinde filmimizin kahramanının sigara içmesinden dolayı bir arınma talebiyle oraya geldiğini, bir temizlenme çabası içerisinde olduğunu ve bu kapalı devre yapının dünya içerisinde tekrar saf bir dünya alanıyla bizim kendi kültürümüzde olan tasavvufun çilehanesine benzetebiliriz. Aynı zamanda suç işlemiş olanların da belli bir zaman diliminde orada öz denetimlerini geliştirebilmeleri için arınma merkezi olarak ele alındığını görüyoruz. Fakat bizim kahramanımız suç işleyerek oraya gelen değil, bizatihi tek kitap seçen insan olarak orada kendi isteğiyle günah olmayan ama kendisini rahatsız eden bir iradesizliğini ortadan kaldırma amacıyla orada olduğunu unutmayalım. Don Kişot okumak veya hayatı kitap eşliğinde anlamanın sigara içmeden arınması gerektiğini düşünen bir hassasiyetin ne kadar günahtan uzak olduğu, ne kadar ideal bir dünya ve ideal bir insan tasavvuru olduğunu da unutmamak gerekiyor. İşte bu insanın yeryüzü gerçeğiyle temas ettiğinde neye dönüştüğü ile ilgili insan olma hikayesine de şahit oluyoruz film boyunca. Çile doldurulduğunda elde edilecek makamla bu öz denetim merkezinden çıktıktan sonra elde edilecek diploma arasında bir ilişki kurdum. Filmde aynı kat arasında var olan deliğin, boşluğun, o dipsiz görüntüsünün, Nuri Pakdil'in modern zamanlarda iki insan arasında yapay bir cehennem vardır sözüyle çok yakın benzerlikler hissettim. İşte bu yapay cehennemi kahramanımızla yaşlı adam arasındaki diyaloglar oldukça azaltmış görünüyordu. Hangi katta olduğunuzla şekillenen insan ilişkileri ilk başlanılan katta yumuşama özelliği gösterebilecek bir kattı. Bunu da unutmamak lazım. Yaşlı adamın orada bulunmasıyla ilgili hikayesini, reklamların gerçek olmayan bir dünya oluşturması ve yapay dertler inşa etmesi ve öğretilmiş çaresizliğin oluşturmuş olduğu o suçun arka planını dinledik.
Yaşlı adam detaylar beni delirtti dediğinde hemen aklıma medeniyetin suçun arka planını, müsebbiplerini, ortaya çıkartan sebeplerini gizleyen dolayımı aklıma geldi. Suçun izi sürülemeyecek bir sisli hava meydana getiriyor. Kendine yabancılaşan, elinde tuttuğu nesneye yabancılaşan yaşlı adamın anlattığı bu sahnelerde kapitalizmin meydana getirmiş olduğu yabancılaşmaya şahit oluyoruz. Ve buradan hepimizin çıkabilmesi için bölüşmeliyiz'i akıllı olmasına, mantıklı olmasına bağladı kahramanımız. Yaşlı adam ise onu komünist olmasıyla itham etti. Hemen İsmet Özel aklıma geldi. Komünist olmadan Müslüman olamazsınız diye. Kahramanınızın kitapla oraya gelmiş olması, seçtiği kitabın Don Kişot olması, akıllıyım ve mantıklıyımla başlıyor olması, oradaki durumu aklıyla çözmeye çalışmasıyla başlaması bizim için çok önemli göstergeler. Bunlar daha sonra başka sahnelerle ilişkilendirilecek. Yaşlı adamın seçtiği nesnenin bıçak olması gücü simgelemesi açısından çok önemli. Film boyunca yaşlı adamın temsil ettiği insan figürünü de bize açıklıyor. Yaşlı adam üst katlarda intihar edenlerin intihar etme gerekçelerinin refah seviyesinin yükselmesiyle hayatın anlamsız olması ve yiyecek endişesi taşımayan bu insanların düşünecek çok şeylerin olmasıyla ilişkilendirdi. Düşünceyle refah ilişkisi ve hayatın anlamını sorgulamakla yiyecek endişesi olmayan sınıf arasındaki ilişki çok önemli. İntiharın insanlık tarihi boyunca ne zaman ortaya çıktığıyla da ilgili araştırmalar bize çok şey ifade edecektir diye düşünüyorum. Filmde oğlunu arayan vahşi bir kadın görüyoruz. Katlar arasında ilk kez aşağı inmeyi göze almasının annelik güdüsüyle, güdüleriyle ilişki kurması bizim için çok önemliydi. Vahşilik, göçmenlik, uzak doğulu bir kadın olması da ince bir hatırlatma. Tanrı'ya olduğu kattan dolayı bu ay inanıyorum demek, Tanrı'yla dünyada verdiği nimetlere göre bir inanç ilişkisi kurduğunu gösteriyor bize. Paganist bir anlayışın izlerini görüyoruz diyalogta. Peygamber Efendimizin fakirlik bir kapıdan girerse din öbür kapıdan çıkar dediğini hatırlatmış olalım. Açlık bir kapıdan girdiğinde insanlığın diğer kapıdan çıktığını da film boyunca şahit olduk. Yaşlı adamın kahramanımıza salyangoz demesi, kahramanımızın en sevdiği yemeği salyangoz olarak ifade etmesi, metaforik bir anlatımda salyangozu bize çok önemli hale getirdi. Salyangozun arındırılarak pişiriliyor olması, o arınma hikayesinin dünyada var olmakla ilişkilendirilmesi açısından önemli. Bir de ben salyangozun sırtında taşıdığı eviyle bir yeryüzü hikayesinin bir yolculuk hikayesi olmasıyla ilişkilendirdim. Sırtında taşıyabileceği kadar mülk edinmiş olması, insanın da sırtında taşıyabileceği kadar mülkiyetinin olması dünya hikayesindeki yolculuğunda insanlığının bir göstergesi olmasıyla da ilişkilendirilebilir. Yaşlının bütün yapıp ettiklerini sadece korkuyorum diye ifade ettiği anda tüylerim diken diken oldu. Bütün suçların, açgözlülüğün, haddini aşmanın, hepsinin, insani bütün zaafların kaynağının korku, hatta korkunun kendisinden korku olmasıyla ilişkisi çok bariz. İnsanın korkutulmasının insana yaptıramayacağı şey yok. İşte bu korkudan nasıl emin olunabilir sorusu film boyunca
altta dönen cümleydi benim için. Ölmemek için ondan parça koparırken onu salyangoz olarak düşünmenin bu işi yapabilmesini kolaylaştırdığını söyledi yaşlı adam. Gerçeğin üstünü örtmek her şeyi daha kolaylaştırıyor. İnsanın hatasını, suçunu örtmeye çalışmasını, haklı göstermesini, bir yanılsama meydana getirmesi çok kolaylaştırıyor. Kendini kandırmak dediğimiz şey o. Gerçekten uzaklaşarak bunu yapabiliyor. Ve bu suçu bana yukarıdakiler yaptırıyor dediği anda yeryüzündeki hikayesinin sorumluluğunu alamayan, kendi fiillerinin, kendi yaşamının sorumluluğunu alamayan bir insan figürü gördük. Ben kendime zulmettim diyemiyor. Kendi yapıp ettiğiyle sorumluluk üzerinden yüzleşemiyor. Kahramanımız ise sorumluluğun fiili yapana ait olduğunu, şartlara değil, mekanizmaya değil, yönetime değil, fiilin kendisini yapana ait olduğunu hatırlatıyor ve sadece seni suçluyorum diyor. İnsanın erginliğe ulaşması, ergenlikten çıkıp kendi yapıp ettiklerinin sorumluluğunu almasıyla çok ilişkili. Şeytan kendisini başkasının yoldan çıkardığını söylerken yaratılış kıssasında Adem ben yaptım diyor. Ben yaşarken oldu her şey. Bütün yaşadığı şeylerin sorumluluğunu almak da insanın insanlık serüveninin hikayesini yazması demek. Ölmekten kurtuluşunun merhamet gösterdiği vahşi kadın eliyle olması ilginçti. Mutfaktaki o dikkat, o itina, o mükemmellikten sonra birdenbire kurtlu et parçalarına doğru geçiş filmin en etkili sahnelerinden biriydi. Yaşlı adam ya ye ya da yem ol dedi. Yani sosyal darvinizmin kabul edildiği, güç odaklı bir dünya algısının kabul edildiği, gücün haklılıkla eşdeğer tutulduğu bir dünya algısını görüyoruz. İşte bu en saf dünyada insanın vahşi bir varlığa dönüşünün asıl zemini bu olsa gerek. Yani gücü tek yaptırım olarak kabul etmek, tek geçerli şey olarak kabul etmek. Kahramanımızın da bütün bu hikaye içerisinde bana bunu sen yaptırdın dediği anda insan denenmediği günahın masumu demek ki dedim. Biz aslında kahramanımızın bütün film boyunca insanlık hikayesinin, insanın bütün zaaflarının, bütün aşamalarından geçerken görüyoruz. Sadece sigara içmiş olmak zafiyetinden nereleri kadar geldiğini ve insani bütün zaaflara onun da uğradığını görüyoruz. Bu da yaptığı şeyden başkasını sorumlu tutmaya kadar vardı. Ve artık maktul, katilin içinde konuşan bir ses. Güç odaklı dünya algısını temsil eden yaşlı adam artık iç ses. Kahramanımızın dünya hayatındaki insanlık yolculuğunda kendi iç seslerini keşfetme hikayesini de okumuş oluyoruz. Bir köpeği sosis olarak görmek acaba hangi insanlık derecesinin yansımasıdır dedirtti bana. Biz bu sahneler esnasında oraya nesne olarak tek kitap gönderilenin bizim kahramanımız olduğunu görüyoruz. En sevilen yemekle kişinin kendisinin benzetildiği varlıkla arasındaki ilişki de çok enteresan geldi. En sevdiğimiz yemekle kendiliğimiz arasında bir ilişki var mıdır? Zevklerimiz ve bizim özümüz arasında bir ilişki kurulabilir mi? Dedirtirdi bana. Yeni kat arkadaşı olan kadından bu kapalı devre yapının, yani dünyanın en saf halinin isminin dikey öz yönetim merkezi olduğunu öğreniyoruz. Kadın buradaki yiyeceklerin yetebilmesi için bütün katlara spontane dayanışma
olmasını bekliyor. Bu kendiliğinden ortaya çıkacak olan dayanışmayı savunan kadın karakterin sevgiyi, iyimserliği temsil ettiği, aynı zamanda yapının kendisine inandığını, inançlı bir insan olduğunu görüyoruz. Buradaki öz yönetimin nefsin terbiyesi için yapıldığını, buranın dışıyla içi arasında bu yönden hiçbir fark olmadığını söylediğini gördük. O yüzden dünyanın en saf hali diyorum bu öz yönetim merkezine. Sadece dışarıdaki dünya daha süslü, daha kültürel birikimiyle bu öz denetimin örtüldüğünün sanıldığı bir dünya. Değişim asla spontane değildir dedi Goreng. Spontane aniden gelişmesiyle, planlanmadan gelişmesiyle aslında yönetimin ve mekanizmanın kendisine de bir inancı barındırıyor. Değişimin asla spontane olmayacağını, olamayacağını söyleyen Goreng, değişim için insanın hareketini, insanın sorumluluk algısını ve çabasını gerekli görüyor aslında. Ben dışarı sağ çıkayım yeterli dedi bir yerde. Artık bu cümleyle Goreng sadece yaşamış olmanın yeterli olduğuna inandığı bir aşamaya geldi. Alt kattakiler için tabak hazırlayan, lütfen diyerek konuşan, kendi payını köpeğiyle paylaşan ve oraya nesne olarak kendisine eşlik eden hayvan dostunu getiren kadın, temsil ettiği figürle kanseri atlatmasıyla kutsanmış ve arınmış bir bedene sahipti. Arınmış bir bedene sahip olan kadının bu yapının iç mekanizmasından inandığını gördük ilk zamanlar. Daha sonra buranın gerçekliğiyle temas ettiğinde kendisinde oluşan şüpheyi gördüğümüz o anlarda yavaş yavaş bu kutsanmış bedenin oradaki aksaklıkları giderecek olan kurtarıcıya yol azığı olması konusundaki adımlarında taşları dizilmiş oldu. Ekmek şarap ayininin var olduğu dinsel bir motif ve ayetlerle biz kurtarıcının dolayımsal olarak yönetim tarafından desteklendiğinin işaretlerini de ilk defa aldık. Dinsel figürler ilk defa devreye girdi. Kurtarıcı ve Mesih söylemleri aklıyla yola çıkan, adalet talep eden, insana insanlığını son kişot olarak göstermeye çalışan Goreng, artık yolculuğu esnasında kendisine yakıştırılan dini temsiliyet ve sembollerin kendi üstüne yüklenmesiyle yoluna devam ediyor. Film boyunca bunu ne kadar kabul ettiğine dair hiçbir işaret almadık. Ama bundan sonra yolculuk artık toplumsallaştığı oranda imgelem ve dinsel motifler de kazanmaya devam ederek yol alacak. İşte burada tam da bizim Taht-ı Kadem'de konuşurken ortaya çıkan bir yorum çok önem kazanıyor. 17. yüzyılda Cervantes'in yazmış olduğu Don Kişot kahramanı Orta Çağ Avrupa'sından sermayenin hakim olduğu çok ciddi bir dönüşümün yaşandığı Batı dünyasına geçişin bir kahramanı. İşte bu geçişte Don Kişot'un üstlendiği rol bu film boyunca aklıyla adaleti arayan bir Son Kişot'un aynı zamanda dini argümanlarla desteklendiği ve dinin o aklıyla adaleti talep eden insana destekleyici bir unsur olarak kullanıldığı bir hikayeye şahitlik ediyoruz. Bu filmin çok önemli bir ayrıntısı gibi geldi bana. Öz denetim merkezini yapan yöneticilerin oranın gerçeğine dair insanları uyarmaması, o kadının mekanizmanın gerçeğiyle karşılaştığında oraya dair inancının sarsılmasıyla anlatıldı bize. Ve sevgi dilinin
buradaki dayanışmayı, buradan insan olarak çıkmayı, paylaşımın adaletli bir şekilde yapılması için yeterli olmadığını söylemek, Hristiyan felsefesinin iflas etmesi gibi geldi bana. Ve sevgi dilinin yeterli olmadığını, buna muhakkak korkunun, gücün, yani haklı olmanın güçle desteklenmesi gerekliliği hatırlatılırken, yukarıdakilerin ikna edilmesinin ne kadar zor olduğu söylenildi ve onlara güç kullanmak zorunda olması gerçeğiyle karşılaştık. Bütün adalet taleplerinin, var olan haksız paylaşımın kemikleşmiş yapısı, bundan en çok kar elde eden, nemalanan kısmın asla ikna olmadığı, asla bu adalet talebini duymadığı, duymak istemediği ve buna karşı çok büyük tehditlerle hareket ettiğini bütün insanlık tarihi boyunca gördük. Adaletli paylaşıma en ciddi cevabı orta sınıf verdi. Artık insani bir cevap veremeyecek olan en alt sınıf düşenler ise bu dönüşümde zaten pay sahibi bile olamadılar. Bu deliğe gönderilmenin adaletsizliği en çok kitap okuyan insan için çok acı bir yüzleşmeyle ortaya çıkıyor. Farkındalık ve bilinç acının oranını artırıyor. Akletmek, yeryüzü gerçeğiyle temasta ortaya çıkacak acının oranını da artırıyor. Bütün bunlara rağmen spontane dayanışmayı savunan kadının davranışlarını tekrar etmeye devam etti Goreng. Elinden daha henüz hiçbir şey gelmiyorken o dile insan kalabilmek için mecburdu Goreng. Ve kurtarıcı olduğuna inanan insanın hayatta kalması için ölümü seçen bir kadın. Bana kurtarıcılar ve kurtarıcıların dostları, onların havarileri, ki havarisi olmayan peygamber çıldırır. Bunu Peygamber Efendimiz ve Hazreti Hatice arasındaki ilişkide de gördük. Hiçbir kurtarıcı, kurtarıcı olmak ukdesiyle yola çıkmaz. İşte burada da kurtarıcı olduğuna inanılınca inanç ortaya çıkıyor. Çok enteresan. Goreng bunu ne kadar sahiplendi onu bilmiyoruz. Yani bir insanın diğer insana şüphe edilmeyen inancının insanı neye dönüştüreceği ile ilgili hiçbir fikrimiz yok. Bu önemli bir ayrıntıydı. Mesih olduğuna inanılması, iki uç sesin kendi bünyesinde bulunmuyor olması demek değil. Çünkü artık buradaki kurtarıcı ve Mesih olduğuna inanılan insanın da insan olma handikaplarını kendi iç bünyesinde hala barındırdığını görüyoruz. Yeryüzündeki insan olma hikayemizin insan etini ve kanını ölmeyecek kadar yemekle ancak mümkün olduğuna dair sahneler izledik. Yeryüzünde insanlık hikayemiz günaha uğramadan olmuyor, kötülüğe bulaşmadan olmuyor. İnsan olabilmemiz için bütün bu yolculuktan geçmemiz gerekiyor. İdealist bir görüntü veren kahramanımız en sonunda nesnesinin sayfalarını yemek zorunda kaldı. İnsan iddiasından vurulur cümlesinin sahneleriydi. Bütün o olup bitenler gibi geldi bana. Sadece kötülük bile addedilmeyecek bir arınma talebi, en saf gerçeklikte nelerle yüzleşmek zorunda kaldığının hikayesi aynı zamanda. Mahkum olduğu dünyadan kaçarak kurtulmayı amaçlayan baharatla uyandı kahramanımız aynı katta. Baharat, bu dünyadaki şartlara bağlı olmayan, uyum sağlamayan özelliğiyle önemli bir figürdü. Bu dünyadan kaçarak kurtulunamayacağının da hikayesiydi baharatın varlığı. Üst kattaki insanlarla yapmaya çalıştığı anlaşmada Tanrı'nın rolü, üst kattakilerle yardım ilişkisine girildiğinde onların tanrılarına inanmak, onların inançlarıyla bütünleşme vaadine döndü. Tabii ki üst katların tanrısının onlara bulundukları
katta sonsuz yaşam vaat etmesiyle ilişkilendirildi. Mekke'de bu dünyada sahip olduğu nimetlerin varsa öbür dünyada da devam edeceğine inanan kibirli bir grubun var olduğunu görmüştük. Tanrı'nın sözü, varlığı, Tanrı'nın vaadi artık bu üst sınıfların oyuncağı, onların alt katlara karşı kullanmış olduğu eğlencenin bir türevi. Bu iç yakıcı sahnelere şu konuşmalar eşlik etti. Silah yapalım, birlikte bir şansımız olacak cümleleri. İnsan insanla insan olabiliyor ve insan kalabiliyor ve birlikte insan olma şansımız var ancak. Ve deliğin mekanizmasını bozabiliriz. Unutmayalım, dünyanın kötü olarak kurgulandığı söyleniyordu ve insanın yeryüzü hikayesi bu kurguyu bozmakla ilgili. Özünde dünya kötü. Bu gnostik bir algının teodise sorununu çok ciddi bir şekilde çözebilmek için elindeki en güçlü argüman. Bu çok da ciddi bir eskatoloji meydana getiriyor tabii. Yani dünya ile öte dünya arasındaki ilişki tamamen kesiliyor. Kötü bir dünyadan vaat edilen mükemmel bir öte dünyaya geçiş dinle ve inançla da sağlanmış oluyor. Sadece bir deli 6. kattan ayrılır cümlesine ya da çok mutlu iki deli diye cevap geldi. Sahip olduğu imkanlara rağmen elinde imkan bulunmayanlara yardım için, adalet talebi için Don Kişot'un harekete geçmesi bütün insan ürünü yapılarda delilik olarak, sistem dışılık olarak, şartlara mahkum olmadığından dolayı akılsız olarak ilan edildiğini unutmayalım. Vazgeçebildiğin şey aslen senindir. Vazgeçmekle insan olmak arasındaki ilişkiyi izledik bu sahnelerde. Oruçla adaletli bir paylaşım arasındaki hatırlatma bize açgözlülüğün, insanın en büyük handikapı olan bu korkusunun giderilmesi için pratik bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor. 7. katta tıkınmanın kendi hakkı olduğunu savunan insanlara söyleniyor bu cümle. Bir gün yemeden yaşayabilirsiniz. Paylaşım çağrısı sen Mesih misin diyerek cevap buldu. Çok ilginç. Toplumsallaşan din algısında Mesih'le adaletli paylaşım arasındaki ilişki, eğer Mesih'sen senin ekmeği ve balığı çoğaltman gerekir itirazıyla karşılık buldu. Yani ağzımdaki lokmayı almak değil Mesihlik, herkese açgözlülüğünü tatmin edeceği kadar yiyeceği artırmakla ilişkili. İşte o yiyecekleri artırmak için de mucize talebi, irrasyonel bir kurtarıcıdan irrasyonel talepler tabii ki devreye girecek. Din toplumu sallaştığında ortaya çıkacak kurtarıcıdan beklentinin rolünün de kemikleşmiş algısıyla karşılaştık. Aklın rehberliğinde adalet talebiyle yola çıkan insanın uygulayacağı yöntemle inancın ortaya çıkardığı kurtarıcının uygulayacağı yöntem arasındaki farkı da çok bariz bir şekilde ortaya çıkardı. Ve film boyunca bütün karakterlerin temsil edildiği insan ırkları arasındaki ilişki, yaşadığımız dünyadaki gerçeğin de ortaya çıkarılması, bütün katları gezen uzak doğulu vahşi kadının göçmenlerle ilişkilendirilebilmesi pekala mümkün. Kendi haline bırakıldığı ve insanın da açgözlülükle vahşi kapitalizmi kurmuş olduğu medeniyete en büyük tehdit vahşilerden ve barbarlardan gelecektir. Beyaz erkeğin ve beyaz kadının kurtarıcı olması ve kurtarıcıyı destekleyen kadın olması, siyahinin yardımcı bir rolde aynı Matrix'te olduğu gibi bulunması sanırım öylesine bir işaret değil. Baharat'ın daha önce
tanıdığına şahit olduğumuz bir bilgeyle karşılaşıldı. Bilgenin ilk verdiği tepki yemeğe, nimete basılmasıyla ilgili tepkiydi. Böyle bir sistemde asıl insani unsurların bile kaybedilme tehlikesi yaşandığı bir hayatta bilgenin hala insani zerafetini ve hassasiyetini estetik boyutta bile kaybetmemiş olması çok ilginçti. Temel görgü kurallarının önde geldiği hatırlatıldı bilge tarafından. Güç kullanmadan önce muhakkak diyaloğa geçilmesi söylendi. İnsan insanla ve diyalogla insan olabilirdi. Güç kullanmanın haklılığı ancak böyle bir diyaloğun karşılıksız bırakılması ile denenebilir. Bu hatırlatıldı. İlk önce iletişim, sonra güç kullanımı. Gücün haklı kullanımının böyle bir öncesi olabilir ancak. Bilge yönetimin vicdanı olmadığını söyledi. Bu kurgunun sorumlusu olanların vicdanı yok hatırlatması. İşte burada zaten artık Tanrı'nın öldüğünü görüyoruz. En son katta, yani sıfırıncı katta vicdanın olması küçük bir ihtimal hatırlatması var. Yani en alt kattaki insanda vicdan olma ihtimali, çünkü gittikçe bu yapıda insanın vahşileştiği, korkunun arttığı, böyle bir yapıda en alt katta hala vicdanın kırıntılarının var olma ihtimaline inanmak için bizim bir sembole ihtiyacımız var, dedi bilge adam. Bütün katlardan geçerken el sürülmeden bir yiyeceğin aşağıya doğru iniyor olması insanın insanlığına inancı, insana insanlığı hatırlatması için sembolik bir özellik taşıyacak. Biz artık ikna ile beraber sembolik imgelem yönteminin de kullanıldığını görüyoruz. Karşılıklı olarak ciddi bir diyaloğun ve anlamın paylaşıldığı aynı kattan, yani baharat ve Goreng'in diyaloğundan artık bütün katlar arasında o düşüncenin imgelem yoluyla ifade edildiği bir yolculuğa çıkıldı. İşte orada paylaşılan o inanç artık toplumsallaştığı zaman imgelemsel bir ifadeye döndü. O yiyeceğin el sürmeden en aşağı kata kadar inmesi insanın insana güvenini ortaya çıkartacak, insana olan inancı ortaya çıkartacak. Sadece onu görmek bile hiçbir şey söyleme gereği hissetmeden yeterli etkiyi uyandırır ümidiyle hareket etmeye başladılar. Yola çıkma sebeplerinin sembolik ifadesi artık o dokunulmamış olan pasta. Unutmayalım, dokunulmamış olan bu pasta tanrısal katta yapılırken üzerinde kıl bulunmasıyla mükemmel olmayandı. Bu çok ilginç bir geçiş. Üzerine dakikalarca konuşulabilecek değişik bir tezatlık barındırıyor. Orta sınıfın ikna edilebildiği ve mesaja en açık olduğu bu yolculukta alt katlarda vahşetin, savaşın ve insanlıktan çıkma halinin var olduğunu gördük. Mesajın aynı katta bulunan, aynı algıya sahip insanlar için değil, aşağı inerken bütün o insanlar için geçerli olduğunu tekrar hatırlatalım. Şuradan da korkmuyor değilim. Yani senarist bu filmi izleyenlerin film hakkında yaptığı yorumlarla benim kastım bunlardan hiçbiri değildi diyebilir. Metaforik bir anlatım seçmesi hasebiyle insanın bütün birikimlerini üzerine giydirebileceği bir film. Tabiri caizse uydur uydur söyle olabilir bu filmi izlerken ürettiğimiz her şey. En alt katta var olduğu ümit edilen o vicdanın bir çocukla sembolize edilmesi ve bu çocuğun da kız çocuğu olması ilginçti. Mesajı, pastayı o kıza vermekte tereddüt ediyor baharat. Bu çok önemli. Yani mesaj mı insan için, insan mı mesaj için tereddütü yaşıyor ve en sonunda yiyeceği insana vererek
akılla yola çıkılmış bu adalet talebinde olması gereken oldu ve mesajın nesnelliği değil anlamı kazandı diyebilirim. Bütün bu yolculukta hırpalanan, canı yanan İsa Mesih'in ölüme doğru gittiği yolculukta yüzünden akan kanların bir benzerini yaşayan Goreng'e uykuda gelen bir mesaj. Bu yoruma çok açık. Pastanın aşağı inerken temsil etmiş olduğu insana güven, insana tekrar inanmak, insanın değerini ona tekrar hatırlatmak, bu korkudan onu emin kılabilmek için var olan bu mesaj yukarıya doğru en son kattan bir çocuğun o mekanizmada asla olduğu sanılmayan bir masumun, bir günahsızın varlığını bir mesaj olarak yukarıya göndermeye dönüşüyor. Yani imgesel ve sembolik, nesnel bir mesajdan insanın kendisinin mesaj olmasına doğru bir devinim, bir değişiklik yaşıyoruz. Yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya mesaj nitelik olarak değişmese bile yöntem olarak değişiyor. İnsana insanın masumiyetini hatırlatmak için nesne kullanılan yukarıdan aşağıya mesajın inmesiyle aşağıdan yukarıya insanın artık mesaj olması arasındaki fark bu. İnsanın masumiyetinin, insanlığının, insanın özünün iyi olduğuna dair bir hatırlatma, insanın en saf halinde, özünde, en dibinde, en aşağı halinde bile o yönünün var olduğuna dair inancın tekrar ortaya çıkartılması. Aynı zamanda insanın kötü olduğuna dair yönetimin var olduğuna, hatta kurgunun da kötülük üzerine olduğuna dair bu inancın insan eliyle yıkılmasının hikayesi bir nevi. Bu yolculukta arınmış bir insan figürü, içindeki masumiyeti, insana olan inancı için kendi bedenini feda etmiş bir insan, bedeniyle beraber insanın kötü yönünü temsil eden yaşlıyla mekanizmadan ayrılırken özünü ve ruhunu yukarıya doğru ulaştırmayı başarmış oluyor. Dualistik bir anlatım var olmasına rağmen insanın özünün bütün yolculuğunda ortaya çıkışıyla, ruhunun ortaya çıkışıyla ilgili de önemli bir hatırlatmaydı. Taşıyıcı bir unsura artık ihtiyacı yok. Mesaj insanın ta kendisi. Film boyunca insanlık tarihinden birçok alıntının sembolikleştirildiğini söyleyebiliriz. Burada adalet temini için yola çıkan insan olmak için insani bütün zaaflardan geçen, yani insan olmak için hata yapmayı, günah işlemeyi göze alan ve bu yolculukta da insanın özünü ortaya çıkarmaya başaran yol azığının akılla başladığı, kitapla başladığı bir insanlık hikayesi okuduk. Bu zaman zaman dini motiflerle desteklense bile Goreng akılla yola çıkan, adalet talebi olan, kendinde gördüğü hataları yüzleşerek ondan arınma talebinde bulunan bir insan olarak başlamıştı. Yeryüzü hikayesinde de insana inanmayı, insanın özündeki iyiliği ortaya çıkarmaya ve özün kötülük değil, iyilik olduğunun tekrar ilanının hem yönetime hem de bütün insanlığa sunulmasıyla ilgili bir sonuç ortaya çıktı. İnsan kendi değerini ve insanlığını kendisine, kendi elinde var olan ham maddesiyle, aklıyla tekrar ortaya çıkardı film boyunca. Burada ikinci Ramses'i tarihsel bir figür olarak değil de ismi koyulan köpek olarak ele alırsak, köpeğin sembolik olarak isteklerimizin uyumuş köpeklere benzetildiğini söylüyor Mevlana ve güçleri ellerinde olmadığında yerlere yattıklarını, fakat gücü ele geçirdiklerinde ise o istekleri
en açgözlü şekilde doyurduklarını söylüyor. Bu hayvanın seçilmiş olmasının da muhakkak sembolik bir anlamı olduğuna inanıyorum. İnsanın yeryüzü hikayesini kapalı devre bir yapı içerisinde anlatmaya çalışan bir film olduğu için insanın kendi bireysel hayatında edinmiş olduğu bütün birikimleri, bütün tecrübe sonuçlarını içine yedirebileceği bir film. O yüzden açabileceğiniz kadar açabiliyorsunuz. Bu sembolik anlatımın içerisine birçok yorumu ekleyebiliyorsunuz. Aynı sembolü çok farklı bir anlatımda, çok farklı bir şekilde de yorumlayabiliyorsunuz. Öze dair bütün anlatımlar doğurgan yorumlara da sahip oluyor. Yorumlarımda ne kadar isabet ettiğimi bilemiyorum tabii. Fakat oldukça zor izlenen bir film. Birkaç kere izlerken banyoya gitmek zorunda kaldım. Adeta bir savaş alanında gibiyiz. Mümkün olduğu kadar burayı sulh alanı yapmaya çalışıyoruz. İnsan kalmaya çalışıyoruz. Bu da ancak işte filmde anlatılan çabanın benzeri çabalarla olabiliyor. Filmdeki Don Kişot insanlık uğruna, insana inancını insana rağmen devam ettiren, deli olmayı göze almaya rağmen, şartlara rağmen belli ki diye bilinen her şeye itiraz etmeyi göze alabilecek Don Kişotlar bekliyor insanlık. Buradan bu amaçla yola çıkan herkese selam olsun diyoruz. İnsanlık çabamıza hizmet etmesini ümit ettiğim bu mütevazi çabama, gayretime, varlığınızla eşlik ettiğiniz için sizlere minnettarım. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, saygıyla selamlıyorum.